Geçtiğimiz günlerde yakın zamanda akşam 9.30 sularıydı. Dükkanı kapatmak üzereydik. Diyeyim şahıs. Dükkanıma gelerek piyasa değeri 16 bin lira olan telefonu kapalı kutu üstü açılmış sadece. Satmak istediğini söyledi. Biz de yardımcı olun dedik ve bir iki arkadaşa fiyatlarını sorduk. Alınması gereken fiyatın 12 bin lira olduğunu söyledik ve e-mailini kontrol ettirip kimlik resmiyle beraber faturasını sorduk. Faturasının daha kesilmediğini, yarın geleceğini söyleyip bana acilen para lazım, Ankara'ya gitmem lazım dediği şahıs. Yani bize güven verdi biraz kimlik resmini aldığımız için. Ayrıyetten kağıt da imzalattık satış yapıldığına dair. Daha sonrasında öbürkü gün olduğunda tanıdığımız arkadaşlar o telefonun çalıntı olduğunu söyledi. Turkcell'den çalınmış, bilgin olsun söylediler. Biz de ihbar verdik zaten. Polisler geldi. Telefonu teslim ettik. Şikayetçi olduk arkadaştan. Zaten arkadaş daha önceden de suçları varmış. Öğrendiğimiz kadarıyla. Başımızdan böyle bir kötü olaya geçti. Şu anda o kötü mağduruz. 12 bin lira paramız gitti. Ve şahıs aranıyor hala. Tam 12 bin lira kaybım var. Bundan sonra şikayetlerimizi yaptık zaten. Karakolla da bugün konuştum. Telefonu açık şahsın olduğunu söyledim zaten. Telefonda görüştüm şahıs da ben bugün akşam teslim olacağını söyledi. Polislere söyledim. Yakalamak üzereyiz gibi konuşuyorlar da. Yani hiçbir bilgim yok o konu hakkında. Ama mağduruz yani. Bizim iş uzun sürecek gibi. Çözümü nasıl olacak hiç bilmiyorum. Ulaştım, telefonu açtı, Ankara'da olduğunu söyledi. Akşam karakola teslim olacağım dedi. Sonra telefonu kapattı. Biz bir daha itibarda geçtik karakolla. Numarayı bir daha verdik. Bizi arayacaklarını söylediler. Bekliyoruz yani aramasını. Piyasa fiyatı 16 bin lira olan telefonu kurumsal bir şirketten çalıyor zaten akşam vakti. Şirkettekiler tam takip edemediği için durumu sabah belli oluyor. Biz de akşamdan aldığımız için e-mail çalıntı olduğunu sabah fark ediyoruz. Bizim aldığımızda e-mail temizdi. Yani şöyle diyeyim, dikkat edin. Yani mağdurum diyen çok insan var, dolandırılıyor. Kesinlikle faturası malzeme almayın. Biz böyle bir sıkıntı yaşadık. Ve alınan malzemeyi nereden aldığını sorun. Hatta iletişime geçebiliyorsunuz. Aldığı kişilerle iletişime geçin yani. Bitti.